Dün Amerika piyasalarında sakin yatay bir seans takip edildi. Fed yetkililerinden Bowman'ın faiz indirimleri için erken olduğuna dair açıklamaları, tahvil faizleri ve doların yönünü yukarı çevirse de hisse endekslerinde negatif bir tepki yaşanmadı. Endeksler hala zirve seviyelere yakın bölgelerde işlem görüyor. Dow Jones yatay, S&P 500 %0.6, Nasdaq biraz daha ayrışarak %0.49 değer kazancıyla günü tamamladı. Dow Jones Endeksinde tüketim sektörleri en çok kazandıran sektörler olurken, enerji sektörü %1.5 değer kaybıyla en çok gerileyen sektör olarak izlendi. Avrupa piyasaları ise işlem gününü negatif bölgede tamamladı. Avrupa Merkez Bankası üyesi O'Liray'nin bu yıl içinde iki faiz indirimi daha yapılmasının makul olacağına dair açıklamaları dikkat çekti. Siyasi belirsizliğin etkili olduğu Fransa Kakaran 40 endeksi %0.7 değer kaybıyla bölge endekslerinde en çok kaybettirenler arasında yer aldı. FTSE 100 ve DAX endeksinde kapanışlar %0.2 civarı kayıpla oldu. Almanya DAX endeksinde bilgi teknolojileri %2, temel tüketim %1 primli öne çıkarken diğer sektörlerde negatif seyir izlendi. İngiltere FTSE 100 Endeksinde bilgi teknolojileri, sağlık ve ham madde sektörleri pozitif ayrışmayı başarırken, gayrimenkul ve takdirsel tüketim sektörleri %1 civarı kayıplarla dikkat çekti. Bugün veri takviminde öne çıkan veriler arasında Amerika 1. çeyrek için GDP, kişisel tüketim ve çekirdek PCE verileri, haftadaki işsizlik maaşı başvuruları ve Mayıs ayı dayanıklı mal siparişleri yer alıyor. Cuma günü açıklanacak olan ve Fed'in yakından takip ettiği PCE verisi öncesinde, yetkililerin daha uzun süre yüksek faizi devam ettirebileceği endişesi sonrası dolar endeksi %0.45 oranında değerlenerek günü 106.077 seviyesinden sonlandırdı. Gelişmiş ülke para birimlerinin tamamı dolar karşısında değer kaybederken, Yeni Zelanda doları dolar paritesi %0.74, Norveç kronu dolar paritesi %0.69 oranında değer kaybederek en çok düşüş yaşayan pariteler oldular. Kritik destek seviyelerine yaklaşan euro dolar paritesi ise %0.35 oranında değer kaybederek 1.0676 düzeyinden fiyatlanıyor. Sterlin dolar paritesi ise %0.54 oranında değer kaybı yaşayarak 1.2617 seviyesinden alıcı buldu. Dün Amerika tarafında mortgage başvuruları açıklanırken önceki verinin beklentinin altında kaldığı izlendi. Ancak orta ve uzun vadeli Amerika tahvillerinin satıcılığı seyretmesinde belirleyici olan haber akışı ve üyelerinin şahin açıklamaları oldu. Faiz indirimi konusunda çekimsel açıklamalar neticesinde 2024 yılının sonuna kadar 2 adet faiz indirimi olasılığı %80'lerin altında fiyatlanmakta. Amerika 2 yıllık hazine tahvilleri yatay seyrederken %4.75 getiri seviyesinde mevcut görünümünü korumakta. 5 ve 10 yıllık tahvillerde ise sert satıcılı ortam takip edildi. 5 yıllık tahvil getirisi %4.34 seviyesinde izlenirken 10 yıllık tahvil getirisi ise %4.31 seviyesinden işlem gördü. Avrupa tarafındaki tahvil piyasasının genelinde satıcılı ortam gözlemlenirken, Avrupa Merkez Bankası üyesi Rey'nin sene sonuna kadar 2 adet faiz indiriminin daha olabileceğine yönelik verdiği ipuçları tahvil piyasasına satıcılığı seyretmesine neden oldu. Yurt içinde 5 yıllık CDS 279 seviyesinde seyrederken diğer gelişmekte olan ülkelere kıyasla pozitif ayrışma izleniyor. Özellikle son zamanlarda dezenflasyonist politikaların aynı kararlılıkla süreceği ile ilgili yapılan açıklamalar, Euro tahvil piyasasında satıcılı ortamın devam etmesini sağlamakta. 2 yıllık tahvil getirileri %6.27, 5 yıllık tahvil getirileri %6.96, 10 yıllık tahvil getirileri ise %7.43 seviyesinde takip edilirken, bugün yurt içi piyasalardaki ana gündem, para politikası kurulu faiz kararı toplantısı olacak. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun. Piyasalar kulağınızda olsun.